Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe ile ilgili zaten sezona hikaye yazıldığında önemli bir bölüm olacağını söylemiştik. O bölüm yazılırken de bu hikayede başrollerden biri mutlaka başarılı kaleci Altay Bayındır'ın olacak. Sakatlığının ardından ortaya koyduğu performansla çok dikkat çekti Altay. 24 yaşındaki file bekçisi son 12 lig maçında kalesinde 9 gol gördü. Fenerbahçe'nin işte bu son dönemdeki performansı ve İttifakol Lig Konyaspor'un puan kayıpları lig ikinciliğinde çok önemli bir avantaj yakalamasını sağladı. Lig ikinciliği de önemli. Şampiyonlar Ligi'nde belki uzun da olsa, önelemelerle de olsa yer alma fırsatı demek. Ve anlaşılan biraz da şu anlama geliyor. Gelen haberler bu şekilde. Jorge Jesus adı çok sık duyuluyor ve son derece önemli Portekiz basınından kaynaklarda Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaştığına yönelik haberler var. Ve Jorge Jesus'un ancak anlaşmaya şart olarak Şampiyonlar Ligi fırsatını koyduğu da ileri sürülüyor. Akşam gazetesindeki bu haber işte dikkat çekiyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilmesi halinde nihai karar verilecek şeklinde bir ifade var. Yani Fenerbahçe eğer son kalan iki maçından birini kazanırsa Konyaspor'un alacağı sonuçlara bakmaksızın ikinci olursa ya da bir başka ifadeyle çok ilginç bir ifadeyle İsmail Kartal bu başarıya imza atarsa yerini bu şekilde bu şartlar altında Jorge Jesus'a başlayacak. Hatırlatalım ikinci turdan başlayacak Fenerbahçe. 3 tur oynayacak dolayısıyla. Çok da erken açacak sezonu. Ve ilk maçı da Temmuz'un ortasında oynayacak. Son derece önemli bir sezon bekliyor sarı lacivertlileri. Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması. Kendisi bizzat konuştu. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Antony Nwakaeme, Fenerbahçe ve yeni sözleşme hakkında açıklama yaptı. TRT Spor'a konuşan yıldız kanat oyuncusu, "Ben çok fazla konuşan biri değilim. Hakkımda çok fazla haber çıktı. Çıkan haberlerin hiçbiri doğru değil. Konuştuğum tek takım Trabzonspor. Ben bazen konuşmam gereken yerlerde bile sessizliği tercih eden birisiyim. Belki de bu yüzden Trabzonspor taraftarlarından özür dilemeliyim," ifadelerini kullandı. Yoluna Trabzonspor'la devam etmek istediğinin altını çizen 33 yaşındaki hücumcu, "Benim konuşmayı tek tercih ettiğim yer sahanın içi. Sosyal medyada çok fazla zaman geçiren bir insan değilim. Benim geleceğim Trabzonspor'da. Konuştuğum tek kişi Trabzonspor Başkanı. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak bana Trabzonspor git derse olacak. Kontratım sona erse de Trabzonspor futbolcusuyum," dedi. Ancak bazı kaynaklara göre Nwakaeme'nin maaşı Trabzonspor yönetimine yüksek geliyor ve anlaşma sağlanamıyor. Nwakaeme maaş isteğinde geri adım atmazsa Trabzonspor'dan ayrılacak ve Fenerbahçe pusuda bekliyor. Hatta yönetime yakın kaynaklar Nwakaeme'nin menajeriyle dirsek temasında olunduğunu söylüyor. Nwakaeme bu açıklamayla, yönetimi taraftarın önüne atarak istediği parayı almak için bir akıl oyunu yapıyor. Trabzonspor yönetimi de bu durumdan memnun değil. Nwakaeme'nin durumu önümüzdeki günlerde netleşecek ve ayrılık gerçekleşirse Fenerbahçe devreye girecek. Fenerbahçe bedavaya transfer yapıyor. Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları Ali Koç yönetiminde tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler de yönetim listesini oluşturdu ve hamleler başladı. Savunma hattında Attila Szalai ve Kim Min-jae'ye gelen teklifler sonrası gözler stoper mevkisine çevrildi. Szalai'ye Fransa Lig 1 ekiplerinin yakın markajı devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle ülkesine giden Güney Koreli stoper Kim Min-jae için İngiltere Premier Lig ekipleri devrede. İki oyuncusuna da ciddi teklifler gelen sarı lacivertliler, bunlardan birisine veda etmeye hazırlanıyor. Takıma doğrudan katkı verecek bir savunmacıyla kadrosunu güçlendirmek isteyen Kanarya, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı lacivertli yönetim, Lazio forması giyen Luis Felipe'nin peşine düştü. 25 yaşındaki savunmacı için idareciler, çizme temsilcisiyle temas kurmuş durumda. Brezilyalı oyuncunun kulübüyle olan kontratı sezon sonunda tamamlanıyor. Bonservis bedeli ödenmeyecek olması Fenerbahçe'nin transferde iştahını kabartıyor. Yönetim, Luis Felipe'nin piyasası yükselmeden başarılı futbolcuyu renklerine bağlamanın hesabını yapıyor. Luis Felipe'nin ilk tercihi İtalya'da kalmak, ancak Kanarya ona mevcut maaşının 2 katını önermesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun cazip bir kontrata sıcak bakabileceği konuşuluyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olan 25 yaşındaki stoper, bu sezon Lazio formasıyla 39 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme. Jorge Jesus ile beraber, Avrupa'dan ve dünyadan sözleşmesi sona erecek yıldızların peşine düşen Fenerbahçe, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, River Plate forması giyen Nicolas de la Cruz ile ilgileniyor. Haberde Aralık 2022'de River Plate ile sözleşmesi sona erecek Nicolas de la Cruz için yeni bir gelişme yaşanacağı kaydedildi. Arjantin ekibi, Nicolas de la Cruz'un ayrılığına soğuk bakmıyor, ancak oyuncusundan gelir elde etmenin peşinde. River Plate yönetimi, oyuncusuna yeni bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor. Bununla beraber Nicolas de la Cruz ile yapılan anlaşmada, Haziran'da transferine onay verilecek notu düşülecek. Öte yandan Fenerbahçe ile Real Sociedad, Nicolas de la Cruz'un menajeri Paco Casal ile irtibata geçti. Casal, her iki kulüple de transfer görüşmelerine devam ediyor. River Plate'in bu girişimine karşın haberde, Nicolas de la Cruz'u isteyen kulüplerin bonservis bedeli vermek istemediği bilgisine yer verildi. Bununla beraber haberde, Nicolas de la Cruz'un River Plate için önemli bir oyuncu olduğu, Julian Alvarez'in ile beraber Gallardo'nun kan kaybedeceği ifadesine yer verildi. Merkez ortada forma giyen de la Cruz, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Uruguay takımlarından Liverpool'u 19'da başlayan Nicolas de la Cruz, 2015-2016'da A takıma yükselmiş, 2017-2018'de River Plate'in yolunu tutmuştu. Nicolas de la Cruz, bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 2 gol 1 asist üretti ve 946 dakika sahada kaldı. Cruz, Uruguay milli takımı ile ilk kez 9 Ekim 2020'de maça çıktı ve o günden bu yana 13 kez milli formayı terletti. Kim Min-jae'nin dönüş tarihi belli oldu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Kim Min-jae'nin ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Fenerbahçe'de bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çeken Kim Min-jae, Beşiktaş derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle ülkesi Güney Kore'ye gitmiş ve başarılı defans oyuncusunun sezonu kapattığı açıklanmıştı. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kim Min-jae ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. 25 yaşındaki oyuncu ile İngiliz ekibi Tottenham ve İtalyan temsilcisi Napoli başta olmak üzere birçok takım ilgileniyor. Kim'in 23 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Başarılı oyuncunun talipleri bu rakamı ödemeye sıcak bakıyor. Görüşmeler sezon sonunda yapılacak. Sarı lacivertli ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper, bu sezon 39 maçta forma giydi. Sakatlığı sebebiyle ülkesinde ayak bileğinden ameliyat olan Kim Min-jae'nin başarılı bir operasyon geçirdiği Fenerbahçe tarafından duyurulurken, Güney Koreli stoperin sahalara dönüş tarihi de büyük oranda belli oldu. Bu sezonu kapatan Kim Min-jae'nin iyileşme sürecinin en az 1 ay olduğu ve bu sürenin duruma göre uzayabileceği belirtiliyor. Kim Min-jae için tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezon öncesi kamp çalışmalarında yer alacağı düşünülüyor.